ne kira verebilirim, ne yiyebilirim, ne içebilirim, nereye giderim ben? Tokatköy mahallesindekiler İstanbul Beykoz Belediyesi ile kentsel dönüşümde anlaşmaya varamadı. Bölgedeki birçok ev yıkıldı. Geriye kalan evlerde yaşayan yurttaşlarsa kara kara düşünüyor. Çünkü hangi şartlarda evlerinden çıkacakları ve ne zaman nereye gidecekleri belli değil. Hiçbir yere gidemem. Ancak o yıkarlarsa üstüne bir muşamba çeker, ancak orada oturabilirim. Beyim yok. Beyim olmuş 20 sene öleli. Ben o 3 tane çoluğu çocuğu yetiştirdim. Şundan şimdi tek başıma orada bir evine oturayım derken şimdi onu da yıkarlarsa ben nereye giderim? Mahalleli işte böyle dert yandı. CHP'li Eren Erdem Tokatköy mahallesinde mağdur yurttaşlarla bir araya geldi. Sorunları dinledi. Ne yapacak teyzem? 3500 lira maaş alıyor şimdi, kiraya çıksa. Verdikleri bir kira yardımı yok, bir şey yok. Ne yapacak? Gördüğünüz gibi yani hep beraber burada insanların özel eşyalarının yıkıntılar arasında olduğunu gördük. Orada koltuklar, yataklar, kanepeler. Bunun adı kentsel dönüşüm değildir. Bu kentsel dönüşüm olamaz. Beykoz Belediye Başkanı'nın Tokatköy Mahallesi'nde yaşayan yurttaşlara yönelik terörist söylemine ise CHP'li Erdem karşı çıktı. Yolda gelirken belediye başkanının meclise konuşmasını dinledim. Burada evini koruyan buranın halkına terörist dedi. Kulaklarımla duydum. Bu çirkeflik artık yani midemizi bulandıran bu dil. Yani işte, bu insanlar mı terörist? Allah aşkına bir gösterin şunu. Bunlar terörist mi? Burada insanları yurtlarından edip, onlar istemediği halde yurtlarından edip, bir basit muvaffakatnameyle evlerinden onları zorla koçbaşıyla polisin kapıyı kırıp girmesiyle oraları yıkıp yerine 4 milyona, 5 milyona, 10 milyona satacakları lüks yerler yapmak gibi bir çalışma var. Biz artık hakkımızı da kaybettik, öyle diyor. Belediye başkanı bizzat kendi söylüyor. Sizin ağzınızın kokusunu çekemem demiyor. Her şey dedi bize ya.